tüketici yasasındaki değişikliği konuşacağız dedik. Bugünkü programımızda tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürü Ramazan Ersoy stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hemen herkesin hayatında çok köklü değişiklikler yapacak önemli bir yasa değişikliği Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Hemen detaylarla başlayalım. Bu tüketici yasası tüketicinin hayatında pek çok yenilik getiriyor ama temel hedefi nedir? Şimdi tabii dün Bakanlar Kurulu'nda Sayın Bakanımız sunum yaptı. Bugün de basın toplantısıyla kamuoyuyla detayları paylaştı. Türkiye'de 76 milyon insanı tüketici olarak kabul eden bir yasa bu. Herkesi ilgilendiren bir yasa. Sadece tüketicileri değil. Öbür tarafta sağlayıcıları, ithalatçıları, üreticileri, tüm ekonomik hayatın tüm figürlerin içinde olduğu bir yasa. Bu itibarla bu yasa hazırlığına biz 2 sene önce yaklaşık başladık, 1,5 sene önce başladık. Çok geniş katılımlı bir hazırlık süreci yaşandı. 12 Ağustos 2012'de kamuoyuyla paylaşıldı detayları ve akabinde 96 kurum ve kuruluştan görüşler alındı. Çok dikkatli bir şekilde değerlendirildi. Büyük bir emek harcandı ve sonuçta tüketici yasası sil baştan bugün parlamentonun önüne intikal edecek. En başta sağladığım şeylerden bir tanesi şu. Tüketici yasası artık tüketicilerin eğer bir mağduriyet yaşayarsa bunların hak arama yollarını kolaylaştırıyor. Tüketicilerimiz daha ileri haklar getiriyor. Tüketici bilincini artıran önlemler var. Ve dolayısıyla yine tüketicilerin çok mağduriyet yaşadığı bankacılık sektörüyle olsun, kredi kartlarıyla ilgili olsun bunlarla ilgili düzenlemeler var. Yine tüketicilerin çok şikayet etmiş olduğu bu maketten satışlarla ilgili. Peki tek tek gidelim mi? Konuları ayrı ayrı konuşalım. Merak edenler de tüm sorularına yanıt bulabilmiş olsun. Özellikle kredi kartı konusu ve bankacılık işlemleri çok tartışılıyor. Bankaların aldığı aslında bütün komisyonlar tartışılıyor. Bugün Sayın Bakan da açıkladı. Bu kalemlerin biz gitgide yükseldiğini görüyoruz. Bizim adını bilmediğimiz, nedenini bilmediğimiz şekilde ufak tefek değişik isimler altında komisyonlar alınıyor. Önce bunlardan başlayalım. Bunlara nasıl bir önlem getiriyor yeni düzenleme? Şimdi tabii bugünün konjonktüründe gerçekten hizmetlerle ilgili, bankacılık sektörünün sunduğu hizmetlerle ilgili ciddi sorunlar yaşandı. Bugün 5411 sayılı bankacılık kanunu olsun, 5464 sayılı banka kredi kartları kanunu olsun bunlara bir çözüm getiremedi. Baktığımızda tüketici hakemiyetlerine 464 bin, 446 bin bir başvuru. Bunların %59'u bankacılık sektörüyle ilgili. Çok büyük bölümü de kredi kartlarıyla ilgili. Şimdi bu tüketici kanunuyla, yasa tasarısıyla biz bu bankaların almış olduğu bu hizmet kalemleri, ek hizmet kalemlerine bir takım sınırlamalar getirilmesinin doğru olduğunu düşündük. Çünkü burada gerçekten bir odaklanma var, burada ciddi bir problem var. Kural olarak bizim bankalarımız hizmet sunduğu zaman bu hizmetini doğaldır ki karşını alabilecek. Ancak tüketiciler bir bankaya gittiği zaman istiyoruz ki biz sürpriz ücretlerle karşılaşmasın. Ek ücretlerle karşılaşmasın. Ne olduğunu baştan bilsin. Baştan bilsin. Tabii daha önce bunlar sözleşmelerde yer almıyordu. İstiyoruz ki bunlar sözleşmede yer alsın. Daha önce yine bilgilendirme mücbeti yoktu. Bu yasayla beraber yine bir gün önceden tüketicilere bilgilendirilecek. Dolayısıyla tüketici neye imza attığını bilecek, ne ödeyeceğini bilecek ve anlaşılmaz, inanılmaz bir sürprize karşılaşmayacak. Bu açıdan şimdi kredi kartlarıyla ilgili Sayın Bakanımız da bugün açıkladı. Standart bir kredi kartı bankalar tüketiciye sunmak durumunda. Bugün şunu kabul etmemiz lazım. Kredi kartları bugün artık hayatın bir vazgeçilmezi. Nakit döneminin bittiği bir dönem. Artık insanlar nakit taşımıyor, onun yerine plastik kart taşıyor. Dolayısıyla her geçen gün ekonomik hayatta, sosyal hayatta ağırlığı artıyor. Bu açıdan bankalarımız tabii kredi kartlarına bir takım içerikler yükleyebiliyor. Nedir bunlar? İşte puandır, işte mildir, bir takım sigorta gibi taksittir ki çok önemli, hakikaten çok önemli. Ancak biz diyoruz ki bankalarımız aidat almadıkları, aidat ücreti almadıkları bir kredi kartında çıkarsınlar. Tüketicilere bu sunumu yapsınlar ve TC'yi tamamen tüketici yapsın. Yani tüketici diyor ki ben bankanın bu ek hizmetlerinden, taksitinden ya da mil puanlarından ya da herhangi avantajından yararlanmaksızın sadece o plastik kartın alışveriş araçlı kullanılmasını isterim ve aidat ödemem. Bu seçeneği koyuyoruz değil mi masaya? Tabii. Şimdi şöyle, yani Batı'da bugün kredi kartlarına taksit yüklenmiyor. Taksit kullanamıyor tüketiciler. Türkiye'ye özgü bir taksit olayı var. Şimdi taksit tabii ekonomiyi de esasen canlandırıyor. Biz gerçekten onu söylüyoruz. Diyoruz ki evet, tüketicilerimiz bundan yararlanabilir. Bunun ekstra ücreti olabilir ama ancak söylediğimiz şu. Standart bir kart çıkaracak bankalar.
Dilerse bankalar buna taksit de koyabilir. Yani ama bundan ücret almayacak. Bu tabii bir belki rekabetin ortaya çıkmasıyla olacak bir şeydir. Gayet tabii. Yani aidatsız kartıma da ben imkan sunuyorum derse. Şimdi normal olarak bir kartın bir aylık bir ödeme süresi var. Yani bugün yapmış olduğunuz bir alışverişi ne yapabiliyorsunuz? Kredi kartıyla bir ay sonra ödeyebiliyorsunuz. Yani bu asgari şart olacak ama taksit de bankalar ne yapabilir? Verebilir. Bu tamamen serbest piyasada bankalarımızın bu işe bakış açısıyla olacak ve yani buna rekabet ortamı içinde bir takım içerikler yükleyebilirler. Bütün bunlar aslında tüketicinin her anlamda lehine aidat ödemeyebilir ya da bu rekabetten faydalanarak yani tabii şunu da ilave edeyim. Tabii yani burada bankalar işte gold diyorlar, premium, piyas yani bir tek içeriği zenginleştikçe bunların aidatlarını ya da ücretlerini farklandırabiliyorlar. Yani böyle çok değişik ürünü yani kredi kart ürününün arasına yerine en başta bir de aidatsız bir kredi kartı sunmak zorundalar. Bir tercih hakkı olması güzel. Peki kapıdan satışlar da çok tartışılan konuların başında. Aynı zamanda internetten satış da artık çok sıklaştı. Çok fazla kullanılıyor. Kapıdan satış da genelde tüketici şikayetleri arasında sıklıkla yer alırdı. Belki kredi kartları dediğiniz gibi onu yerine almıştır ama bununla ilgili yeni düzenleme ne getiriyor? Artık bu noktada tüketicinin mağdur edilmesinin önüne geçecek daha keskin düzenlemeler var mı? Şimdi tabii bu kapıdan satış dediğimiz hadise, iş yeri dışında satış dediğimiz hadise çok agresif bir satış türü. Bunların hedef kitlesi daha çok kırsal kesimde yaşayan tüketicilerimiz ve onun ötesinde emekliler, yaşlılar ve tabii bu insanlar kandırılmaya daha müsait. Şimdi biz buna yeni düzenlemeler getirdik. Bir defa kapıdan satış yapabilmesi için firmalar bizim bakanlığımızdan yetki belgesi almak durumunda. Kapıdan satış yaptığı zaman tüketicilerin malı teslim, daha doğrusu sözleşme tarihinden itibaren bir 14 günlük cayma hakkı var. Hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin, hiçbir neden belirtmeksizin tüketiciler 14 gün içinde... Mevcutta ne kadar bu süre? Mevcutta bir 7 gün. Yani biz bunu 14'e çıkardık. Bir hafta kadar ayrıca oluyor. Ayrıca sözleşme tarihini tüketicilerin kendi el yazılarıyla yazmasını kanun koyduk. Yani bazen kandırabiliyorlar tüketicileri. 14 günlük ya da bir hafta önceki tarihi atıyorlar ve bu onu tüketicilerimiz imzalıyor. Bu cayma hakkını kullanmak istediği zaman bakıyorsunuz ki süre aşılmış oluyor. Biz diyoruz ki tüketicilerimiz kendi el yazısıyla bu sözleşme tarihini alsınlar. Yani bunlar getiriliyor. Bir de tabii mesafeli satış dediğiniz bu da tüketicilerle satıcıların karşı karşıya gelmeksizin, yani yüze gelmeksizin elektronik ortamda, telefonla, faksla ya da başka internet ortamında kurdukları bir satış türü. Burada da cayma türlerini biz 14 güne çıkarıyoruz. 14 gün, bu da çünkü riskli bir satış türü. Çünkü insanlar görmüyor bir malı. Yani ekranda görüyor, bilgisayarda görüyor, internette görüyor ancak belki beklentilerini karşılamıyor. Bir gerekçeye gerek, bildirmeye hiçbir gerek var mı? Yok. Hiçbir gerek yok. Ben bu ürünü beğenmedim. Bir kusur yok ama beğenmedim. 14 gün içinde teslim aldıktan itibaren 14 gün içinde ne yapabilecek? Bunu geri iade edebilecek. Cayma hakkını kullanabilecek. Bunlar tabii keza yine mesafeli satışta bilgilendirme önceden. Mutlaka tüketiciyi bilgilendirecek onun malın türüyle ilgili, fiyatıyla ilgili vesaire. Bu bilgilendirme yaptığını da satıcı ispatlamak durumunda. Peki pek çok bu mesafeli satışta olmak zorunda da değil aslında. Mağazalarda yaptığımız alışverişlerde de karşımıza çıkıyor. Filanca ürün değiştirilemez. Bu ürüne değiştirme yapılamaz gibi. Kanunda belirli bir süre içinde değiştirme hakkın olmasına rağmen mağazanın böyle bir ön şart koşarak bir ilan yapıştırarak şimdi, hakkı var mı? Şimdi şöyle şuraya ayıralım. Şimdi vatan tüketicilerimiz mağazadan bir alışveriş yaptığı zaman gitti bir mağazadan bir elektronik eşya aldı. Eğer orada bir ayıplı bir ürün yoksa o satın aldığı ürün ayıplı değilse orada iade hakkı yok. Onun altını çizelim. Yani iade hakkı daha çok işte kapıdan satış dediğimiz, mesafeli satış dediğimiz bu tür satış türlerinde var. İş yeri dışında satış dediğimiz satış türlerinde var. Mağazadan yüz alınanlarda iade hakkı yok. Ancak burada ayıplı mal devreye giriyor. Burada ayıplı mal devreye giriyorsa hemen ona bakalım ne getiriyor yeni düzenleme bu konuda. Tabii ayıplı mal da bir 2 yıllık kanun bir zaman aşımı süresi veriyor. Yani 2 yıl içinde vatandaşımız o üründe bir ayıp görürse ne yapabiliyor buna karşı? 4 tane seçim hakkı var. 1- Bunu iade edebiliyor, bir yenisiyle değiştirebiliyor. Parasını geri alabiliyor. Ayıp oranında indirim isteyebiliyor. Ya da ücretsiz tamir ettirebiliyor. Ve dolayısıyla ücret falan ödemiyor. Şimdi biz bu yeni düzenleme ile daha önceki kanunda 1 aylık bir ihbar süresi vardı.
Tabi ayıbın ne zaman çıktığı bazen tartışmalı olabiliyor. Bu ihbar süresi bir hak düşürücü süre olarak anlaşılmaya başladı. Hı hı. Aynen Avrupa Birliği'nde olduğu gibi, tüm dünyada olduğu gibi bu 2 yıllık süre içinde ilk 6 ayda ayıp çıkarsa, tüketicilerimiz bunu satın aldığı yere götürecek ve bunu az önce saydığım o seçimlik haklarından bir tanesiyle kullanabilecek. Yani burada altını çizelim. Seçimlik haklar, tüketici kendi seçebilecek. Bunu değiştirebiliriz ya da şunu parası verebiliriz diye. Evet. Satıcının bir şart koşması mümkün değil. Satıcı derse ki ilk 6 ayda bu malı ben size teslim ettiğim zaman bu ayıplı değildi derse, hı hı, satıcı bunu ispat etmek durumunda ilk 6 ayda. Bu yükümlülük satıcıya veriliyor. Tabii yani ispat karinesi tersine çevrildi. İlk 6 ayda onun ayıpsız olduğu, yani kullanıcı hatasından, tüketici hatasından kaynaklandığı gibi durum varsa, hı hı, satıcı bunu ispat durumunda. Aksi halde yasa tüketici haklı görüyor. Bu yeni düzenlemeyle tabii, gelen bir tabii, değişiklik yani 6 değil ay, mi? Aynen öyle. Ve dolayısıyla bu tüketicilerin haklarını konusunda bir önemli bir düzenleme, önemli bir aşama. Peki her ne kadar düzenleme olsa da tüketici ile satıcı arasında mutlaka anlaşmazlıklar olabiliyor. Yasadan kaynaklanan haklarını tüketici kullanamayabiliyor. Bu noktada da gideceği adresler belki hakem heyetleri, belki de mahkemeler oluyor. Siz hakkını aramaya çalışan bir tüketici hangi yolu öneriyorsunuz? Ve yine bu yeni düzenlemede bu yolda bir değişiklik, kolaylık getiriyor mu? Tabii çok doğru. Şimdi bizim ülkemizde 975 noktada tüketici hakem heyetlerimiz var. İlçeler dahil, il merkezleri dahil tüketici hakem heyetlerimiz var. Vatandaşımız ya da tüketicilerimiz buraya gidip bir mağduriyet yaşar ise, bir sıkıntı yaşadı hem satıcıyla hem de sağlayıcıyla, hem mal ürün anlamında hem de hizmet anlamında yaşadı, bu tüketici hakem heyetlerine gidiyor. Bugünkü mevcut yasada bunun sınırı 1191 lira. Yani benim şikayete konu olan alışverişim 1197 mi dedi? 1191. 1191 eski mevcut yasada. Mevcut kanunda. Bu şu demek, yani 1191 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine gidebiliyorsun. Tüketici hakem heyetlerin kararları bağlayıcı. Ne demek bağlayıcı? Taraflar buna uymak zorunda. Aynen mahkeme kararı gibi. Şimdi bu yeni tasarıyla, yeni yasayla bu sınır tüketici lehine genişletildi. İlçelerde bu 2000 lira oluyor. Bu çok önemli. 2000 liraya kadar uyuşmazlıklar hakem heyetlerine gidebilir, götürülebiliyor. İl merkezlerinde ise bu 3000 lira. Yani bir vatandaşımız il merkezi derken kastettiğimiz illa o ilin sınırları değil. Yani o belediye sınırları kastetmiyorum. Yani diyelim ki büyük şehirlerde ilçe merkezleri, ama hı hı, büyük şehir olmayan yerlerde, diğer ilçelerde, peki o il sınırları içinde ilçelerde ne yapabiliyor? Sonuç şu, 3000 liraya kadar olan uyuşmazlıklar bir biçimde hakem heyetinin önüne gelebiliyor. Yani mahkemeye gitmeden daha hızlı, tabii, daha kolay, tabii, daha tabii, maliyetsiz tabii, halletme doğru şansın olur. Çünkü hakem heyetleri çok hızlı bir şekilde bunu 3 ay içinde sonuçlandırmak durumunda. Tabii bir ilave bir şey bu tasarıyla beraber. Bu hakem heyetlerinin çok sağlıklı karar almasını biz önemsiyoruz. Bunun için 500 tane raportör kadrosu istihdam ediliyor. Ve bu raportörlerle de biz bu tüketici hakem heyetlerini güçlendireceğimize inanıyoruz. Evet, biraz yaz dönemi yaklaşıyor. Bu dönemin yaklaşması hem tatil turu paketlerini artırıyor hem de konut satışlarını artırıyor. Bu iki konuyla ilgili de zannederim düzenlemede bazı maddeler var. Uygulamaya dönük bir takım değişiklikler var. Bunlar neler, tüketiciyi biraz daha rahatlatacak unsurlar hangileri? Tabii şimdi bu maketten satış dediğimiz, bu da çok riskli bir satış türü. Çünkü mağduriyet yaşandığı zaman rakamlar çok büyük. Yani insanımız bir çalışma hayatı boyunca bir konut almayı hayal ediyor. Büyük rakamlar ödüyor. Bir projeye giriyor. Ve orada mağduriyetler yaşayabiliyor. Çünkü henüz daha ortada konut yok. Bir proje var. İleriye dönük bir konutu satın alıyor. Bunu biz bu kanunda ön ödemeli konut satışı diye düzenledik. Şimdi burada bir defa teslim süresi 36 ayı geçemeyecek. Bu bir. İkincisi, tüketicilerin bu mağduriyetini önlemek ve tüketicilerin ödemiş oldukları ödemeleri güvence altına almak için biz iki temel düzenleme getirdik. Bunlardan bir tanesi, bir, firmalar, müteahhit firmalarımız yapı ruhsatı almadan kesinlikle bir ön ödemeli konut satışı yapamayacak. Bu yeterli mi? Değil. Çünkü daha önce arsası yok, projesi yok, bir ofisten bu satışları pekala yapabiliyorlardı. Şimdi diyoruz ki biz bir yapı ruhsatı al. Nereden alacaksın yapı ruhsatını? İlgili belediyeden alacaksınız. Yani belediye diyecek ki senin arsan var, projeni onaylıyorum ve bu inşaatı başlayabilirsin. Bu da yetmiyor. İkinci aşama, yine bu firmalar bu konut tamamlama sigortasını yaptırmak zorunda.
İleride diyelim ki firma inşaata başladı. %60-70 seviyesine geldi. Finansman sıkıntısına girdi ve konutu, projeyi devam ettiremiyor. Burada bu sigortalandırıldığı için sigorta şirketi devreye girecek ve tüketici mağdur olmayacak. Mağdur olmayacak. Bütün konu bu. Peki, değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz. Türkiye için, tüm vatandaşlar için çok önemli bir düzenleme. Umarım daha bilinçli hale de gelir tüketicilerimiz. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim.